Arkadaşlar, uykusuz bir gecede herkese günaydınlar. Bu akşam umduğumuz gibi olmadı. Fakat bu akşam hala açıklayamadığım bir iki tane aklımda soru işareti var. Açıklayabilenler varsa lütfen yoruma yazsınlar. Bir, Coinbase'de listelenme haberinden sonra yaklaşık %20-%30 yükselen Dogecoin, Coinbase'de listelenmesinin ardından neden geriye düştü? Bu birinci hamle. İki, bizim 44 direncimiz vardı. 43-44 direnci vardı Dogecoin'de. Yani buna bir kere değdi ve aşağı indi. Hala onun üzerinde nasıl tutunamıyor anlayabilmiş değilim. Üçüncü olarak da arkadaşlar, ve bence şu anda en önemlisi, zaten 39-41 bandında giden dün gece itibariyle bir Dogecoin'imiz vardı. Elon Musk abimiz durup dururken yeni gelin tribi gibi gitti Bitcoin'e bir trip yapıyor ve bunu tam vaktinde orada paylaşıyor. Bitcoin'in düşünce değeri, bütün altcoin'ler düşüyor. Dogecoin de bundan zarar görüyor. Yani şu anda kazanan kim? Gerçekten merak ediyorum. Dün akşam ve ondan önceki akşamki iki tane videomda sürekli belirttiğim, stopsuz iş yapmayalım, stoplarımızı koyalım. Ama kendime göre stoplarımı koymuştum arkadaşlar. O konuda da ileriki zamanlarda stop ve üst limitlerimizi nerelerde belirlemeliyiz çalışmalarına başlayacağım. Takipçi sayım güzel oranlarda yükselmiş. Gerçekten hayret ettim. Özellikle dün akşam bayağı sohbet ettik tanımadığımız arkadaşlarla. Arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Umarım şu Elon Musk abimiz gelir, şu sistemi düzeltir. Bitcoin'le artık şu kavgayı bıraksa da kripto para bir piyasası biraz rahatlasa. Tavsiye olarak, yatırım tavsiyesi değil ama ekstra gönlümden geçen bir tavsiye arkadaşlar. Şu anda 37.000 altında saatlik kapanmayı gerçekleştiren Bitcoin'den bahsediyoruz. 35.500 altlarında, hatta 33.000'lerde kapattığı herhangi bir saatlik kapanmada arkadaşlar 20.000'lere inme ihtimali var. Yani bu şu demek oluyor: bu gece de uyumuyoruz arkadaşlar. Videolarla, yeni gelişmelerle karşınızda olacağım.